Ve Ordu'yu konuşacağız. Karadeniz'in incisi diyebiliriz. Karadeniz'in göz bebeği diyebiliriz. Sayın Başkanım, duyuyorsunuz sanırım efendim. Karadeniz'in incisi dedik, Karadeniz'in göz bebeği dedik. Bunu bir ordu olarak, Aybastılı olarak söylüyorum, ifade ediyorum. Buradan Ordu'ya, Karadeniz'e de sizin vesilenizle selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim ve yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Sağ ol, ben de hoş buldum. Çok güzel bir program oldu. Aynı zamanda bu deklarasyonda, manifestoyla belediyecilik anlayışımızdaki yeni gelişmeleri, yeni konsept değişikliğini Sayın Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız sundular. Sayın Tabii Bakanımızın sesi az gidiyor diye uyarıyorlar. öyle mi? Şimdi fevkalade güzel bir toplantı oldu. Zaten 94'te biz Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber başlamıştık İstanbul'da. Dolayısıyla belediyeci konusunda müthiş bir birikim var. Bu birikimi şimdi yeni anlayışla uygulamaya çalışacağız. Bu da gönül belediyeciliği. İşte tevazuyu ön plana alıyoruz, gayreti ve bununla ilgili yeni projeleri birlikte uygulamaya alacağız. Bir amacımız çağdaş Türkiye'yi 21. asırda ön plana çıkararak halkımızı mutlu etmek. Şimdi Düşüncemiz bu. şöyle bir soru Evet. yani gelir insanların aklına. Tabii. Yani bunu da paylaşalım. Siz de mutlaka söyleyeceğiniz bir Tabii, şey tabii, vardır. tabii. Yani zaten AK Parti 16 yıldır yönetiyor. Hatta Evet. biraz daha Refah Partisi'ne kadar götürsek son tabii, çeyrek tabii. asırdır Türkiye'yi. 94'ten beri. Yerel seçimlerdeki kitapçıkta gönül, manifesto kitapçığımızda da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Evet. 94 vurgusu var. Oradan aldık diyor. İnsanlar şöyle bir şey soracaklar. Bu defa farklı ne olacak? Yani zaten pek çok şehir AK Parti'deydi. Evet. Bu defa nasıl bir şey söyleyeceğiz halkımıza? Belki bunu açmak gerekir. Tabii belediyecilik aslında dinamik bir süreç. Yani her hani malum iki günü birbirine eşit olmaması meselesini biz bu hayatımızda da devamlı uyguluyoruz. Yani buradaki gelişmeler biz uygulayarak bunları görüyoruz. Zaten halkımızın isteklerinin sınırları yok. Kaynaklarımızı da kendimiz geliştiriyoruz. Buradaki temel noktada temel prensip değişiklik yok. İnsan idaresi, para idaresi ve kaynak idaresi. Temel bu. Ama dünya o kadar hızlı değişiyor ki Endüstri 4.0 var. Hatta Endüstri 5.0'a geçen, insan özelliklerini de Endüstri 4.0'a ekleyen bir yeni anlayışla 5.0'a geçiyor. Burada doğrudan doğruya enformasyon teknolojisinin getirdiği akıllı şehirler var. Yani dolayısıyla 94'te Refah Partisi ile başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve aynı zamanda Konya'da yaptığımız çalışmalar daha sonra bize yeni ufuklar açtı, yeni imkanlar açtı. Ve daha sonra partiyi kurduk. O partinin kuruluşundan sonra da bildiğiniz gibi programı hazırlandı ve 16 senedir bu çalışma sürüyor. Şimdi dinamik bir süreç olduğu için bunun sınırı yok. Daha evvelden suyum aksın, işte elektriğim olsun, işte kaldırımlarım olsun, yollar çukur olmasın, asfaltlansın denirken şimdi internet bağlantılarından bahsediliyor. Onun dışında değer yaratan bir şehircilik anlayışı söz konusu ve ekonominin içine direkt olarak giren bir belediyecilik anlayışı var. Yani belediyecilik anlayışını da biz geliştirdik. Çoğu üniversitede doktora konusu olarak bizim yaptığımız çalışmalar uluslararası üniversitelerde ele alınıyor. Demek ki ilgi çeken ve doğru giden bir çalışma var. Ordu'da artık başlayacaksınız. Tabii, aktif tabii. olarak propagandaya da başlayacaksınız tabii. ama Ordu'ya gidip geliyorsunuz. Tabii, yani arazideyiz devamlı. Arazidesiniz. Tabii. Ne bekliyor? İnsanlar size daha çok neyi soruyor? Neyle Vallahi geliyorlar? Şimdi ben aynı zamanda bir abi durumundayım. Yani biz doğrudan diyor ben bir Ordulu olarak zaten hayatımı Ordu sevgisi üzerine Karadeniz'e millet sevgisi olarak ortaya koyduk. Ondan önce dereyoluyla, doğalgazıyla, üniversitesiyle, havaalanıyla zaten o çalışmaları yaptık. Şimdi ben oraya tekrar nerede kalmıştık diye başlayacağız. Benim böyle bir avantajım var. Bir de ben partinin kuruluşu sırasında da ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcısı olarak 300'e yakın proje hazırlamıştık. Şimdi kendimi Nadas'ta görüyorum bir süredir ama boş durmadım. Yine ülkenin meseleleri, enerji başta olmak üzere, tarım, sosyal belediyecilik konusunda devamlı çalışan biriyim. Bunun dışında
hem Turkcell'le olan ilişkilerimizden dolayı internette akıllı şehir konusunda mesela orduya akıllı şehir uygulamasını getirmeyi düşünüyorum. Yani bununla ilgili dün mesela görüşmeler yaptık. Mesela bir çikolata fabrikası kurmak istiyoruz. Dünyanın en iyi fındığını en iyi kakao suyuyla birleştirmek üzere bir günlüğüne Gana'ya gittim ben dün. Evet, hiç uyumadan. Ordulular, özellikle seçmenler fındık konusunda sanırım sizden önemli mesajlar bekliyordur. Evet, bu da tabii, dikkat çekiciydi. Tabii, bu uygulama yani bunun, onun dışında daha evvelden bir TÜBİTAK'lı olarak mesela fındık kabuğundan yapılacak çalışmalar var. Biz kabuğu normal olarak yakıyoruz. Başını tercih ettim. Yani harikulade bir yer. Yani bunu çok samimiyetle söylüyorum. Ya bu ne bir propaganda, ne bir işte pazarlama. Gelin görün. Yani biz mühendislerin bir özelliği vardır. İkna çalışmalar ispat ederler. Evet. Dolayısıyla gelin buyurun birlikte bunu görelim. Evet Sayın Başkanım, son bir sorum olacak. Buyurun. Ordu Aybastılı olarak Aybastı'daki hemşehrilerimiz Mehmet Özmen Sayın Başkanı bulmuşken niye sormuyorsun diye dememeleri için orada özellikle yol sorunu var. Bazı sıkıntılar var. Aybastı ile ilgili özelde neler yapacaksınız? Valla ben bakanken oraya DSE'de imkanlarımız varken çok güzel şeyler yapmıştık. Şimdi o yolun genişletilmesi söz konusu o yapılacak. Zaten çok güzel yaylaları ve hayvancılık konusunda, tarım konusunda büyük ataklar yapacağız. Bence aslında bu olay seçim kadar geçim meselesi. Yani Aybastı'nın zaten tecrübeli ve aynı zamanda çok görgülü bir iş adamları grubu var İstanbul'da, yurt dışında. Onlarla birleştireceğiz. Yani benim yapacağım şey öyle harikalar yaratmak değil, imkanları buluşturmak, önlerini açmak. Tecrübelerimize de yol göstermek. Peki, son bir mesajınız olacak mı ordulara? Onu kapatalım. Orduyu çok seviyoruz. Orada sevgiyi büyütmeye gidiyorum ben.